Bu halife olmalı mı bugün de? Ya halife Kur'an'da geçiyor mu? Ya ne alakası hocam ya, böyle şey olabilir. Ve Kur'an'da olması gerekiyor mu ki İslam'ın kurucu metninin Bakara suresinin 124. ayetinde Allah-u Teala İbrahim Aleyhisselam'ın olayından bize bahsediyor. Hı hı. Rabbi İbrahim'i diyor bir takım kelimelerle imtihan etti. Hı hı. O onları kazanınca Allah ben seni önder tayin ettim diye buyuruyor. İbrahim Aleyhisselam da dua ediyor. Hı hı. Ya Rabbi soyumdan da önderler kıl diye dua ediyor. Cevaben Allah-u Teala benim ahdim zalimlere erişmez diyor. Nokta. Şimdi bir bu nasıl şimdi, bir me- bak şimdi bu sözüm- ayete göre yani halife mi lazım yine? Hocam veya da Kureyş'ten olmalı mı? Ya bu diyorsunuz ki ya Emeviler bu ümmetin anasını ağlattılar değil mi? Evet. Bunlar nereden hocam? Kureyş'ten. Kureyş'ten evet. Ayet burada. Senaryomuz orada. Zalimlere erişmez ha? diyor ahdim. Senaryomuz orada. Evet. Allah'a iftira atıyor. Ben burada bunu dillendirince ben kötü oluyorum. Ya bu nasıl bir mantıktır Allah aşkına? Biz ne zaman bu Kur'an'a döneceğiz? Ne zaman yani hocam, İslam'ın kurucu metninin bizim için asıl değişmez ve bir ayet varsa inanan adam orada bir frene basar hocam ya. Şirazesi kaymış bir ümmet hocam. Hocam aslında biz Kur'an'ı İslam'ın kurucu metni olarak olmazsa olmaz. Hı hı. Asla değişmez. Değişmesi teklif dahi edilemez bir hı hı. unsur olarak görmediğimiz için. Daha doğrusu biz yani. Görüyoruz da bazıları bunu işte. Bu şekilde görmediği için onun bazı, yerinde... Bakınız, ayet orada. Hı. Ayet burada. Hocam şimdi ben biraz daha şu dediğin bu halifelik evet. meselesine çok böyle özet bir tarih serüvenini anlatayım da tabii abi, hocam, bu meselenin ne olduğunu bir görelim. Yani hani bir birileri önüne çıkan aha, halife isteriz, yani, halife isteriz neymiş, bu diyor da nedir bu yani? Şöyle kısa bir özet yapacağım. Evet. Ki halifelik konusunu da, hilafetin Kureyşiliği meselesini de, dahası Kureyş'in üstünlüğü iddiasını da çalışan, İlk kaynaklara gidip bu işin ne olduğunu da bizzat ortaya koyan birisiyim. O yüzden de şöyle birkaç dakikaya ben bunu özetledim. Tamam hocam. Hocam, halifeliğin Kureyşiliği tezi bir, peygamberimiz zamanında halifenin hası yoktu. Bunu koyalım bir kenara. Evet. Halifenin hası yoktu. Ne vardı hocam peygamberimiz zamanında? Bak Ebu Bekir ne dedi? Peygamber öldü gitti, emr işini düşünün taşının aranızda kendiniz çözün. Biz evet. çözeceğiz bunu. Bitti emr diyor bak. Ebu Bekir'e halife niye dediler? Peygamberimize Resulullah yani Allah'ın Resulü. Bak Ebu Bekir o yüzden benim idolümdür. Ne diyor? Ebu Bekir seçilince Ebu Bekir'e Halifetullah dediler. Resulullah, Halifetullah. Ebu Bekir durun dedi. Hayır ben Allah'ın halifesi değilim. Evet. Ben Resulullah'ın halifesiyim. Bakınız Resulullah'ın halifesiyim dedi. Öylece halifetu Resulillah'tı. Ama Ömer dönemine geldi. Halifetu Resulullah olmadı bu. O yüzden emirul müminin. Emr iş, başkan idare. Ya. Emir de idareci anlamında. Emirul müminin. Bakın şimdi. Ömer emirul müminin. Ali emirul müminin. Osman emirul müminin. Ali emirul müminin. Hazretlerini de topluca söyleyeyim. Yani şey gitmesin yine bu adam saygısızlık yapıyor demesinler. Ya, topluca hazretleri. Yani, evet. Ondan sonra Muaviye. Şimdi Muaviye de hazret kaldı. Birileri gibi ona da hazret diyebilirsin, buna da diyebilirsin. Ben demiyorum hocam. Yani niye demediğimi de açıklarım ama konu çok uzun. Muaviye de emirul müminin. Hocam bu Muaviye döneminde, Emeviler döneminde bir şey oluyor. Bir anda pat diye karşımıza bir Kureyşilik tezi çıkıyor hocam. Enteresan. Bak o zamana kadar yok ha. Evet. Daha yok ortada. Şimdi bu Sakife tartışmasında Ebu Bekir... Hani Kur'an bizden sabikunel evvelun olarak bahsediyor diyor ve bir de biz peygamberin nesliyiz yani onun yakınlarıyız. Bizim olmalı diyor. O zaman Ensar diyor ki bir sizden bir bizden olsun. Bu iki başlılık olur diyor. O zaman diyor ki bir yıl siz bir yıl biz. Bu da ihtilafa neden olur. Diyor ki Ebu Bekir emirler bizden, vezirler sizden. Evet. Getiriyor bunu. Büyük ihtimalle Muaviye'dir. Muaviye döneminde bu emirler bizden, vezirler sizden olsun lafı dönüyor. İmamlar Kureyş'ten. Neden bu üretiliyor biliyor musunuz? Çünkü Şiiler bu imameti
biliyorsunuz seçim konusu yapmazlar. Evet. Yani Allah'ın tayinidir iddia ederler, Kur'an'a iftira ederler. Şiiler bu imameti Ehl-i Beyt üzerinden formüle ederler ve Ehl-i Beyt doktrini üzerinden de kendi siyasal tarihlerini veya siyasal konumlarını tanımlarlar. Evet. Dolayısıyla da Şia'nın tezi bu. Şimdi imamet böyle duruyor burada. İmamlar onlara göre Ehl-i Beyt'tendir. Şimdi Muaviye döneminde ne oluyor hocam? Muaviye döneminde evet iktidara devraldı Muaviye ama bir de enkaz var ortada. Çünkü nedir bu enkaz? Devraldığınız iktidar hocam şaibeli bir iktidar. Evet. Yani ahlaki olmayan yollarla, yani siyasi manevralarla, entrikalarla iktidarı devraldınız. Ve bu süreçten sonra özellikle Irak bölgesinde Yemen'den giden kabileler vardır. Evet. Ve bu kabileler burada Hazreti Ali taraftarıdır. Mevali de Hazreti Ali taraftarı ve bunlar Irak bölgesi doğal olarak Şam'ın karşısına durmuştur. Bu sefer Muaviye iktidarı devraldı ama bir kısmı dedi ki hani Muaviye özellikle de bu oğlunu sağlığında halife adayı belirledi ve saltanata çevirdi ya bu işi. Varis etti. Evet. Bir kısmı da bu sefer dedi ki vallahi yani bu kadar sıkıntılar yaşandı. Bundan sonra Kahtanilerden de bir halife çıkabilir. Mevali dedi ki bizden de bir halife çıkabilir. Bunları Muaviye duyunca arkadaş hemen bu Abdullah bin Amr, Amr bin As'ın oğlu birkaç kişiyi çağırdı. Bu rivayet de Abdullah bin Amr'a izafe edilir. Yani diyor ki yani Yemen kökenli birisi eğer Muaviye'den sonra Kahtanilerden bir idareci çıkarsa Mehdi yani hidayete erdiren yani ümmetin aradığı lider öyle söyleyelim buna hidayete erdirme yani doğru evet. Yani istikamette yürüten. Ben ona uyarım. Muaviye bu lafı duyunca bu rivayetin kaynağı Abdullah bin Amr'dı diye gel bakayım buraya diye çağırıyor onu. Siz içinizde bir takım ahmaklar duydum ki diyormuş ki Kureyş şey nedir Kahtanilerden de bir halife çıkabilir. Bazı kişilerin Kahtanilerden de veya işte Mevali'den de bir başka idareci çıkabilir sözlerini duyunca bu müthiş bir şekilde onu rahatsız ediyor. Rahatsız ediyor. Ha bu sefer zaten Mevali kesim Hazreti Ali üzerinden İmamet Ehl-i Beyt'in hakkı ve bu konuda da zaten nas var diyor. Bunu evet. Böyle formüle etmiş mi hocam? Şiiler zaten ayrışmış. Kahtanilerden de böyle bir durum çıkınca beri tarafta Medinelilerin beklentisi de bastırılmış. Evet. Bu şartla da Muaviye bakıyor ki çatlak sesler çıkmaya başladı. Bu sefer Abdullah bin Amr'dan gelir bu rivayet. Yani halife Kahtani'den ileride birisi çıkarsa vallahi ben ona onun peşine giderim tarzında. Evet. Diyor ki duydum ki içinizden bazı ahmaklar bu tarz sözler söylüyorlarmış. Halife Kureyş'tendir söyledi peygamber. Bak Ebu Bekir de Sakife de bunu söyledi der. Halbuki Ebu Bekir'in söylediği az önce söylediğim gibi emirler bizden, vezirler sizden olsun. Bunu peygamber söyledi demiyor Ebu Bekir. Ama evet. Buna Emeviler döneminde bir görev bölümü yapıyorlar burada. Bu yani öncelik hakkını yani bu hani bir şey iddia ederken siz kendi tezinizi bu şekilde dillendirirsiniz. Bu bağlamdaydı. Bunu gerekçe göstererek bunun üzerinden bak peygamber Kureyş'ten halifeyi tayin etti diyecektir. Evet. Ve böylece işi Kureyş'e dayandıracaktır. Ne yaptık şimdi işi? Niye Ehl-i Beyt demiyor? Çünkü Ehl-i Beyt değilse kendi iktidarı gidiyor güme. Evet. Şia'nın Ehl-i Beyt tezini de çürütmenin en güzel yolu neydi? Aslında hilafet de denmiyor buna biliyor musun? Bak Ramazan evet, hocam evet. Daha ilginç bir şey söyleyeceğim ben size. Evet. Halife değildir bunun adı ilk başta. Daha bu süreçte halife yok ortada. Nedir bu biliyor musun evet. O dönemde ortaya atılan? İmam Kureyş'tendir. Şia'nın bu İmam Ehl-i Beyt'tendir tezinden hareketle İmam Kureyş'tendir formülü üretiliyor. Böylece ne yaptınız? Kureyş olunca Emevilere alan açtınız mı? Evet. Açtınız. Şiilere alan açtınız. Şiilerin iddiasını çürüttünüz mü? Çürüttünüz. Çünkü evet. Ehl-i Beyt değil sadece Kureyş. Ben Ümeyye de Kureyş'ti. Tamam. Bu arada Kahtanilerin böyle bir beklentisi vardı. Yemen kökenli kabileler. Bunları da çökerttiniz mi? Çökerttiniz. Bir taşla üç tane kuş. Evet. Ha bu tez Emeviler döneminde İmam Kureyş'tendir. Eyyimmetü min Kureyş böyle devam eder. Bu evet. Tez bir daha
Abbasiler döneminde Ahmet bin Hanbel'de ilk kez orada geçer bu. El hilafet hilafetü min Kureyş, yani el halifetü min Kureyş, yanlış söylemeyelim. İlk kez bu sefer Muaviye İmamet Ehli Beyt'ten de tezini İmamet Kureyş'ten de tezine dönüştürmüştü. Evet. Bunu Abbasiler İmamet şeyini de kaldırıyorlar, hilafet Kureyş'tendir'e çeviriyorlar. Çünkü Abbasiler halifeleri dikkat ederseniz zillullah olarak kendilerini nitelerler hocam. Ve böylece Allah'ın yeryüzündeki halifesi konumuna getirirler kendilerini. Bakınız, peygamberimizden sonra Abbasilere gelinceye kadar halife peygamberimizin hani imam olarak, idareci olarak aynı zamanda namaz kıldırma görevini ifa ettiği için halife namaz kıldırır. Ama bunun yanında halife emirul müminindir. Yani müminlerin başkanıdır. Bunun bir manevi kimliği yoktur. Evet. Anlatabiliyor muyum? Bunun manevi kimliği yok. Burada yanılıyoruz. Halifeliğe dini statü, dini rol verilmesi meselesi Emevilerle birlikte başlayıp Abbasiler döneminde formüle edilmiş bir tezdir. Evet. Bu tezin kaynağı da eski Zerdüştlüğe kadar gider. Zerdüşt din adamları Allah'ın yeryüzündeki halifeleridir. Abbasiler bu tezden beslendikleri için dikkat ederseniz Abbas halifelerinin adları kaim bi emrillah'tır. Bilmem zillullah'tır. Müstaim billah'tır. Niye böyle isimler veriyorlar hep hocam? Allah'ın temsilcisi. Allah'ın yeryüzündeki yansıması. Şimdi oturduğunuz zemin neresi? İran kültürüne yakın. Evet. İran kültüründe ne vardı? Allah'ın yeryüzündeki yansıması mıydı bunlar? Evet. Bakınız o evet. İmamet doktrininde şu anda nedir? O ayetullahlar aslında masum imam gelene kadar onların yerine Allah'ın adına din işini yürütüyor değil mi? Evet. Dolayısıyla da bu gelenekten geldiği için Abbasiler halifeliğe dini bir statü verdiler. Bu 500-600 yıllık Abbasi halifeliği böyle devam edince bugün bizim Müslümanlar sanıyorlar ki halifelik dini bir kurumdur. Yahu kardeşim halifelik dini kurum değil. Halifelik bir idaredir, idarecidir. Yani ve bunun da adı Abbasilere kadar halife değildir. Evet. Müminlerin emiridir. Ondan sonra Abbasilerle birlikte halife oldu ve Abbasiler bir de hani daha önceden de bir programda anlatmıştık. Abbasiler kendilerini adeta Allah'ın seçip gönderdiği kişiler olarak sunmuşlardır. Aslında bu tezi ilk kez onlar atmadı ortaya. Bu tezi Emeviler ortaya attı. Emeviler biliyorsunuz iktidarı evet. Şaibeli yollarla devraldıkları zaman bu Halkul Kur'an meselesi vardır malumunuz. Evet. Nedir hocam bu tez? Allah'ın yani yazgısı, ezeli yazgı. Bu klasik Bedevi geleneğidir. Yani Allah evet. Mesela Bedevi Arap başına bir kötülük geldiği zaman demek ki Rabbim böyle istediğini alın yazısı diyoruz ya. Evet. Bu oradan gelmedir. Yani kadercilik Rabbim, yani kader, cebriye. Kadercilik. Şimdi niye bunu cebri fikri ortaya attı Emeviler? Çünkü sen ben Hazreti Ali'ye haksızlık yaptın. Gayri ahlaki yollarla iktidara geldin diye eleştiriyoruz. O da diyor ki Muaviye'de yahu kardeşim bak bir tarafta Ali, bir tarafta Osman. Bunlar arasında problem oldu. Evet. Ve neticede Osman'ın kanını dava etme meselesi hani Osman mazlumen öldürüldüğüne göre bize verdi. Allah bizi çarpıştırdı. Bizi haklı bulduğu için iktidarı yani mülkü bize verdi. Evet. Bak bunlar zalim. O yüzden de Ali evladına lanet okutulurdu hutbelerden. Şimdi bunu ezeldeki yazgı olarak ortaya koyarak sizin benim eleştirilerime min önünü kesmeye çalıştı. O yüzden evet. Yani Kur'an yaratılmıştır dediği zaman ezeldeki tez gidiyor güme. Tez evet. Gidince Zülfiyar'a dokunuyor. Zülfiyar'a dokununca da o Cad bin Dirhemlerin bunların şeyi gidecek işte kellesi gidecek. Evet. Bundan dolayıdır. O yüzden Abbasilere gelene kadar ben yani bizzat şimdi bilgisayar ortamından da Allah'a şükür yani imkanlar müthiş. Bilgisayar ortamında hani siz gözden kaçırsanız bilgisayar evet, onu kaçırmıyor. Kaçır. Gitsin tarasınlar. Halife kelimesi ne zaman karşılarına evet. Çıkacak görsünler. Yani şu, kısaca şöyle diyebiliriz ya. Hocam değil mi? Halifelik bir yönetim biçimiydi ama bu din adına yönetim Abbasiler biçimi döneminde hale getirildi. Buna dini kisve verildi. Bu tabii. Kadar. Daha sonra bu onu da bir iki cümle söyleyeyim ya. Tamamlansın. Kusura bakmayın. Abbasiler döneminde bu böyle bir statü verilince Hula Gül'e evet. Birlikte halifeli gitti mi Güme hocam? Gitti. Evet. Kaldık mı deli düzden? Evet. Kaçan son Abbasi halifesinin yakını Memlukilere sığındı. Memlukiler aynı Calut'ta 1258'de Hülagü'nün ordusunu durdurdu. Yani şeyleri, Moğolları. Ha, bu sefer
Baybars aslında savaşı kazanında Kutuz'dur ama hı hı. Baybars onu öldürüyor. Mısır'a geldiği zaman da bütün Müslümanların hani Abbas halifesinin 400-500 yıllık bir geleneği oluşmuş artık da öyle yani evet. Halifenin ahfadı hani bugün seyitlerden geçinenler var daha malumunuz. Evet. Dolayısıyla da ona göstermelik kukla bir halife olarak biat ediyor Mısır meydanında. Yani hoş ona ihtiyacı duyduğundan değil de hani Abbasi halifesinin nüfuzunu ben temsil ediyorum bağlamında bir şeydir. Böylece kukla halifelik orada devam etti. Ne zamana kadar? 1517'ye kadar. Yavuz gitti aldı, halifeyi getirdi İstanbul'a. Son halife öldü, halifelik de bitti hocam bu kadar. Osmanlı niye kullanamadı deyip dururlar. Osmanlı kullanamazdı bunu çünkü Osmanlı döneminde yani bu kaynaklarda bu sürece kadar Sünni paradigma neyi oluşturmuştu? Halife Kureyş'ten olacak. Kureyş'ten olacak. Evet. Osmanlı halifesi Kureyş'ten mi? Padişahı Kureyş'ten mi? Değil. Osmanlı padişahı Kureyş'ten olamayınca kendi ayağına kurşun da sıkamazdı. Kullanmadılar. Bunu son dönemde Abdülhamit bir daha köpürtmüştür. Keşke evet. Devam etseydi. Ben ondan da rahatsız değilim. Yani olsa şeyi ama halifelik ama zaten fiilen bitmişti. Sizin getireceğiniz noktaya getiriyorum. Halifelik fiilen bitmişti. O yüzden de bir anlamı kalmamıştır ve bunun dini bir yönü yoktur. O nedenle de bu halifelik üzerinden öyle bir takım ümmetin vahdaniyeti, ümmetin birliği falan kimle birlikte olacaksınız hocam? Yani Suriye ile mi, Irak'la mı, Suudilerle mi? Hangisiyle birlikte olacaksınız da ümmetin birliğiymiş, yok bilmem hocam, ümmetin şeyler başı koparılmışmış da bilmem neymiş de neymiş. Geçin o hikayeler hocam. Hiç hocam alakası yoktur hocam. Yani ve bu dini statü buna sonradan verilmiştir. Bakınız Hazreti Ebubekir'in adı yani Halifetullah değil. Yani dini bir kisve vermiyor kendisine Ebubekir. Niye yapmadı bunu? Biliyordu çünkü ümmetin başına ne geleceğini. Evet. O yüzden yani doğru yani yerden kısaca bakalım. Hocam şunu diyebiliriz değil mi? Kısaca halifelik İslam'ın emri değil. Kesinlikle değil. Hocam. Allah'ın emri değil. Kesinlikle değil. Yani böyle bir emir çıkmaz hocam. Emir Kur'an'dan çıkmıyor. Kur'an'dan çıkmadığı gibi uygulamadan da çıkmıyor. O zaman değerli izleyenler demek ki bize söylenen bu ille de halifelik olacak. İşte Cumhuriyet kuruldu, Mustafa Kemal Atatürk geldi, halifeliği kaldırdı. Yok bizi mahvetti falan filan denen tezviratlar. Ya hocam bunlar yani güzelleme hocam. Tezviratlar. Ortada hocam, durum ortada. Hocam burada bir ilginç bir şey söyleyeyim mi? Buyur hocam. Hani şimdi bir derste bana öğrencilerim çok enteresan böyle halifelik tarihini anlatınca çocuğun birisi kalktı dedi ki hocam bunlar yaşanan örnekler yani evet. Canlı örnek benim bizzat uydurduğum şey değil. Çocuğun biri dedi ki hocam dedi Osmanlı halifeleri dedi Seyit'ti dedi. Allah Allah dedim ya nereden çıktı Seyitlik? Hocam Şeyh Edebali'nin kızı Seyit'miş Şeyh Edebali. Osman Bey de onun kızıyla evlendiği için oradan Seyitlik'i oğlum dedim yani 36 tane Osmanlı padişahının iki tanesinin annesi Türk. Gerisi dedim ne Roksana'dır bilmem nedir. Haberin var mı bundan seni dedim. Sen kaç göbek dedeni geriye doğru biliyorsun? Kim tuttu bunun çetelesini? Hocam böyle uyuşturulmuş beyinler vardır bu halifelik üzerinden. Dolayısıyla da yani demek ki burada Osmanlı'yı da bilmiyor halkımız. Ya yok canım. Osmanlı'yı bilmiyor. Zannediyor ki yani. İlk kurucu yani, Osman Gazi'den yani, beri aynı sulardan geliyor zannediyor. Yani, zavallılar. Ya ne yapalım? Ya biraz hocam okuyalım ama yani değil mi hocam? Ya hocam işte lütfen. Şimdi biz bir şey söylediğimiz araştıralım zaman, biraz okuyalım. Güya sanki bana ders verircesine kaynağın ne diye soruyorsun da ya kafanızdakinin doğru olduğunu nereden biliyorsunuz siz? Evet. Yani doğru. Problem burada. Hı hı. Ha buradan hani halifeliğe düşmanlık gibi bir şey olmasın hocam. Değil, ben tabii ben değil. Erken dönemi çalışmış birisiyim. Yani ben evet. Ebu Bekir dönemini yazmış bir adamım. Yani demek istediğim o dönemleri bilirim. Yani az buçuk kafa yormuş birisiyim. Yani ben de bu geleneğin çocuğuyum ve anlamaya çalışıyorum hocam. Ama karşımıza çıkan resim, tablo bu kadar hocam. Hocam bir nevi şöyle bakabilir miyiz olaya? Avrupa'da papalık var malum. Hı hı. Vardı. Hı hı. Bu özellikle Fransız ihtilalinden sonra kaldırıldı malum ya, laiklik getirilerek. Hı hı. Bu papalık bir din imparatorluğuydu. Hı hı. Ve papalığın emriyle birçok katliamlar yapıldı. Birçok insan öldürüldü. Evet. İşte ilmin önü kesiliyordu vesaire vesaire vesaire. Hı hı. Ta ki Fransız ihtilalinden sonra papa bir kenara çekildi, kilise
ayrıştırıldı. Bizim halifelik de buna benzer bir şeydi değil mi hocam? Yani. Yani halifelik deyince biz bir nevi bir dini önderlik. Yani dinin her şeye müdahale ettiği. Yani hocam işte her şeye karıştığı. Aman şey. O günah, o haram, o şey, o yani, bu falan gibi. Tabii. Yani bir çözemiyoruz bunu. Bak mesela son Osmanlı halifesi Abdülmecid'e bakınız hocam. Resimlerine bakınız. Adam Fransa sahillerinde mayoyla denize giriyor hocam. Ya şimdi adamlar ya Müslümanların halifesi falan öyle bir rol biçmişiz ki. Haşa hakikaten de Abbasilerin dediği gibi yani veya uygulamaya koymak istedikleri gibi Allah'ın yeryüzündeki yansıması. Ya bunun bir kutsiyet yönü yoktur. Bunun bir kutsiyet yönü yoktur. Evet. Müslümanların temsilcisi olması güzel bir şey ama bakınız Osmanlı bunu bu yüzden kullanamadı. Çünkü kaynağın şeye gidiyor. Bukhari'yi açar bakarsan Halife Kureyş'ten olacak yazıyor. Evet. Hocam buradan bir iki hususa daha değineyim. Başka bir şey daha söyleyeyim ben size bu halifelikle ilgili. Hocam sahabe döneminde 3 tane halifemiz var biliyor musun bunu siz? Biliyor musunuz hocam? Sahabe döneminde 3 tane halife var. Hadi bakalım gelin çözün. Daha sonradan da var da ben sahabe dönemini diyeyim. Nasıl yani? Şimdi gelelim yani hocam. Hazreti Ali. Evet. Hakem olayında Hazreti Osman ne dendi? Mazlumen öldürüldü. Evet. Mazlumen öldürülünce Ali de katilleri cezalandırmadı. Dolayısıyla da Ali'yi buradan suçladılar değil mi? Evet. Ve hakem olayında Ali'nin hakemi Ali'yi görevden aldı mı hocam? Evet. Aldı. Muaviye'nin hakemi de dedi ki Ali görevden alındı. Osman'ın da mazlumen öldürüldüğüne göre Osman'ın hakkını Muaviye savunduğuna göre doğal olarak ben de dedi onu halife tayin ettim mi? Etti mi talife, evet. Halife? Evet. Ali de kabul etmedi. Beri tarafta çıktı mı? Al sana iki tane halife. Bu Ali'den ayrılan bir grup vardır hariciler. Bunlar da ikisini benimsemediler. Onlar da bir halife çıkardılar hocam. Abdullah bin Vehb el-Rasibi. Ondan öncesi de imamlık yapmış birisi var ama evet. Üstelik de bak bu da çok ilginç hocam. Üstelik de hariciler ilk kez de seçimle, hani ideal anlamda seçimle evet. Bir halife seçtiler hocam. 3 tane halife, nur topu gibi halife hocam. İstediğinden yak. Hani halifelik bir şarlatan. Devlet kanalındaki televizyona da çok çıkardılar. Son dönemde de bir ara Diyanet İşleri Başkanı'na attı tuttu bir şarlatan, bir tarihçi geçinen bir zat var. Kırmızı fesli mi hocam? Yok o meddah, o ayrı bir şey. O zaten bir fecaat da. Evet. Bir başka birisi, adam ünvanlı birisi, önü kalabalık yani. Profesör gidiye geçinen bir evet. Diyor ki efendim diyor. Peygamber Efendimizin sözü vardır diyor. Ay ya bu kadar bir insan şirazeden çıkmaz. Terbiyesiz, ahlaksız. Ne diyor hocam? Peygamber Efendimizin sözü vardır. Halife iki tane olursa birini öldürün. Ya nereden çıktı bu? 3 tane o programı yapan kadıncağıza dedim ki ya kardeşim şuna bir sorun. Sahabe döneminde 3 tane halife var. Ne oldu? Hani, diğer ikisi niye öldürmedi? Ya peygamberi sen nasıl katil ilan edebiliyorsunuz ya? Ya savaş esirini öldürmeyen bir peygamberi halife çıktı evet. Diye öldürtüyorsun hocam ya. Böyle saçmalık olur mu hocam ya? Böyle bir küstahlık olur mu? Bunu kalkmış. Ya işini yap kardeşim. Osmanlı evet. Tarihçisi sen Osmanlı tarihçisi ol. Emevi tarihçisi sen git onu yap. Veya İslam tarihçisi sen İslam tarihi konularını öğren gel. Hocam bu böyle beceriksiz, uydurukçu tarihçileri TRT gibi ülkenin kanallarına sormak lazım. Halkımızın vergileriyle ayakta duran bir kanallar niye bunları çıkarırlar hocam, ki? Niye çıkarırlar? Çünkü güzel hurafe anlatıyor hocam. Ver gazı gitsin. İlginç bir şey. Yani, peki. Öyle diyor. Bizzat peygambere iftira. Peki. Benim böyle sesimi yükseltmemin nedeni özür diliyorum. Estağfurullah hocam. Benim peygamberime kalkmış bir şarlatan katil yapıyor devletin kanalında. Katil gösteriyor. Ya olay yanlış. Böyle bir şey yok. Peygamberimiz halifeliğin hasını bilmiyordu peygamberin zamanında. Böyle bir şey yoktu ki ya. Siz kalkıyorsunuz hocam, bunları peygambere izafe ediyorsunuz. Ondan sonra dindar geçiniyorsunuz. Hocam Danimarka'da Resulullah'a hakaret içerikli, aşağılayıcı karikatürler oldu. Koltuklar kabarıyor. Kıyameti kopardık. Gösteriler, mitingler her yerde. Ama biz devletin kanalında peygambere hakaret ettiriyoruz. Evet. Ondan sonra buna program yapıyorlar hocam. Yöneticilerimiz de Müslüman ama. Ya. Bunlar Allah'tan korkmuyor mu? Hiç denetlenmiyor mu bunlar? Herhalde denetlenmiyor. Dedim ya hocam bunun şeyi şu hocam. Bol hurafe anlatırsanız geçer akçe.